Bir daha söyle. Ben istiyorum ki kendimi beyaz tenlisini doğrayayım. Renkli gözlüsünü İki saattir Seda'yla şeyi tartışıyoruz ya. Bebeğimiz neye benzeyecek? Esmer mi olacak, sarışın mı olacak, renkli gözlü mü olacak, yumurta gibi kahverengi mi ya. olacak? Hiç bilmiyorsun. Bir de bizimki ultrasonda falan da kendini asla göstermiyor. Ağzı yüzü kime benziyor onu bile çözemedik mesela. Ya zaten nasıl çözeceksin? Ultrasondaki fotoğraf bir şey değil ki. Hayır Kayıt bir şey. benziyor ya doğdukları fotoğrafa. Niye öyle diyorsun? Bizimki hep biri yamuk Ya bir yeni doğan form gibi. bebeklerin hepsi birbirine benziyor. Of bu anlayışın beni benden alıyor Bir gerçekten. şey benzemiyor ki ilk doğduğunda. Ondan sonra böyle bir toparlıyor yani bir ay sonra falan. Ne yapayım bir ayda medyum değilim. Bir ay sonraki halini hayal edeyim. Allah Allah. Doğunca göreceğiz işte. Niye böyle ya? Çok sinir oluyorum ha sana. Doğunca Ya ben sana göreceğiz. neye benzeyeceğini söylüyorum. Yeşil gözlü esmer olacak. Rihanna'nın bir benzeri olacak işte ya. Melez. Ben de diyorum ki bu asla bence renkli gözlü genini yani veremedi. Ben de tabii ki de öyle istiyorum ama bence Nisan hiç de böyle bir gen nakledemedi gibi geliyor bana. Ne? Ha, gen. Evet. Gen nakli. Gen nakli o nasıl bir cümle? Bence benim Adanalı genlerim baskı çıkacak ve kendim gibi böyle esmer kahverengi gözlü bir çocuk doğuracakmışım gibi geliyor. Esmer olacak, yeşil gözlü olacak. Çünkü ben yeşil gözlüyüm. O kadar da yeşil gözlü değil ama yeşil. Yani çok çok yakından bakınca yeşil, tamam mı? Benim annem yeşil gözlü, babam da yeşil gözlüydü. Ablam kahverengi gözlü. Çünkü zaten ablam genel olarak bize pek benzemiyor. Onu çöpten almışlar. Ben onu hep söylüyorum. Bu yüzden çok hırs yapıp zaten doktor oldu. Başka hiçbir açıklaması yok. Neyse. Ben sana söylüyorum. Bak çıkacak bebeği söylüyorum. Esmer, yeşil gözlü Rihanna'nın bir benzeri. Ama sesi kötü olacak. Büyük ihtimalle. Çünkü ikimizinki de güzeldi. Sen Ben ne de iddia diyorum ediyorsun? yani ya ben de tabii ki de onun istediğini iddia ettiği şeyi isterim. Yani çok güzel bir karışım Ama bunu isteyecek sürekli tartışıp duruyoruz işte. Yani inanmıyorsun bana. Umadım Güven güvenmiyorsun bana ya. Bak benim söylediğim şeyler çıkıyor. hem güvenmiyorum hem de böyle bana sanki çok büyük böyle şeymiş gibi geliyor. İmkansızmış gibi geliyor. Niyeyse bilmiyorum. Böyle sanki nasıl biliyor musun bak gerçekten hani ikimizin de böyle hiç beğenmediğimiz böyle özellikleri alacakmış gibi geliyor. Nisan'ın mesela bir dakika dur Bu arada söyleyeceğim. deli gibi çamaşır makinesi çalışıyor. Şu kapıyı kapatayım en azından. Sesi geliyor olabilir çünkü. Tamam. Tarif ediyorum bence Nisan'ın düz saçları yoluk yoluk düz saçlarına benzeyecek Ne saçları. yalanmış ya? Çünkü benim kıvırcık saçlarımın gibi olmasını istiyoruz ya olmayacak. Nisan'ın incecik saçlarına benzeyecek. Sonra gözleri bana benzeyecek kesinlikle. Kahverengi. Ha. Sonra dudakları da Nisan'a benzeyecek. Kemçük olacak. Ya benim dudaklarım nesi var benim dudaklarım? Kesinlikle üst dudağı özellikle bence aynı sen. Çünkü benim dudaklarım büyük. Bir tane ultrason fotoğrafında gördüm. Aynı Nisan'ın dudaklarıydı. İpincecik. Benim dudaklarım ince değil. İnce. Burnu bana benzeyecek bence. Benim burnum da çok güzel. Bırak o benzemesin. Başka? Başka Burnu iki saattir niye konuşuyorduk fındık gibi ki? olacak. Ben ondan eminim. Tamam, burnu fındık gibi olacak. Kıvırcık olacak. Saçları kesin senin gibi düz olacak. Yok, imkanı yok. İmkansız. Niye imkansız ya? Seninki gen değil mi? Öyle Neden? bir gelecek görmüyorum ben. Yok. Bence kesinlikle düz olacak ve pırasa gibi ben çok sinir olacağım. Çünkü senin saçına da çok sinir oluyorum. Belli zaten benim hiçbir şeyimi sevmediğini Aç bir öğrendin saçını. az önce. Aç. Aç. Hayır. Aç dedim. Ya sabah böyle kalktım işte. Tekrardan bakma döküldü. Elimde kaldı yarısı. Tabii ki de isterim ki saçları bana benzesin, gözler renkli olsun, böyle ikimizin karışımı bir şey olsun ama anayım ben hissetmiyorum. Böyle bir şey hissetmiyorum. Neyse iddiaya giriyoruz şimdi Nisan'la. Nesine? Nesine girelim? Saça bak.
Hadi söyle nesine. Bilmem, istediğim bir şey yok ki. Ne anlamı kaldı o zaman bunun? Bu tartışmayı niye yapıyoruz o zaman? YouTube'a koyacağım. Hayır, şöyle eğlenceli olabilir. Hı. İddiaya girelim. Hı. Ondan sonra ben bunun sonrasında... Bebeğin fotoğrafı. Bebeği editlerim, tamam mı? Sonra iddia neyse gider onu yaparız. Tam da iddiayı ne işte yani? Ne ne? Bilmem, söyle bir şey ya. İstediğin bir şey yok mu? Bak buldum. Ben şimdi bu aralar böyle çok arabalara merak sardım ya. Hı hı. Bana böyle çok nasıl diyeyim? Ya bir günlüğüne bir araba kirala. Gezelim öyle. Ama süper lüks bir araba. Artık bilmiyorum, sana kalmış. Ben arabalardan anlamıyorum ki ama gider Şahin falan kiralır. Yani ne bulabilirsin? Bilmiyorum, kiralık arabalara bakmadım da. Tamam. Herhalde buluruz bir ya. Bir günlük araba istiyorsun, kiralı. İyi lüks bir araba. Şöyle bir Amerikan Mustang falan olabilir. Lamborghini olabilir. Yok lan, çok paradır onlar. Sakın öyle bir şey yapma. Tamam, ben istiyorum. Ne? Dur, öyle bir şey olabilir. Ya da ya ne bileyim ya, üstü açık bir araba bul. Gezelim ya. Tamam ya. Neyse işte, sen onu istedin, ben istiyorum şimdi. Gider böyle arabayı alır, hala çekersin benim önüme. Hala benim istediğimi dinlemek istemiyorum. Dur dur tamam, hayır. Dur, heyecanlandım ben Fikri. Alır böyle arabayı getirir, kendi çekersin. Kendi kazanacağına o kadar emin ki şu an. Tabii ki de ben kullanacağım. Kullanacağından bahsetmiyorum. Ayağıma getirene kadar sen kullanacaksın. Senin kazanacağına o kadar çok inanıyorsun ki şu an, plan yapıyorsun. Ama bir dakika ama. Sen şimdi sen kiralarsan arabayı başkası kullandığında sigortalar işe yaramıyor. Tamam, birlikte gidip ben kiralayacağım, sen parasını vereceksin. Ben kullanacağım sonra. Sıra bende. Üst açık arabayla şöyle yazın bir gezeriz. Adana'da kavruluruz. Hala Adana'da olduğunu 50 derecede. Tamam, Antalya'da yaparız bunu. Antalya'da bak buluruz o arabayı. Hayatım. Çok çok heyecanlandım ya. İnşallah Rihanna doğurursun. İş bebekten falan çıktı, bana döndü ben. O arabayı bilmek istiyorum. Hak etti mi? Ben kazanırsam yeni telefon istiyorum. Çok kolaymış lan. Kolay mı olay? Sana ne, lan. Ne istiyorsun? Telefonu yenileyeceksin işte. Hangisini? O zaman hangisi çıkarsa. Şu an 11 var. iPhone 12'den mi bahsediyorsun? 12'den bahsediyorum değil. Çocuk 40'ı çıkana kadar acaba o zamana yeni telefon çıkar mı? Bir şey diyeyim mi? Hı. Ucuz ucuz kapattım. Niye lan? Çünkü eski telefonunu satacağım. Üzerine biraz... Nerede? Ne yapacaksın lan? İki telefonu da mı gezeceksin? 11, kullanırım 12. Lan. Sana ne? Hiç alakadar etmiyor. Vazgeçtim o zaman ya. iPad istiyorum. Ne yapacaksın iPad'i? Çocuğuma çizgi film açacağım, izleteceğim. Sana ne lan? Allah Allah. iPad. Evet. Ha, çizimli iPad mi? Evet. Onlar çok pahalı, onu isteme. Normal küçük tablet alayım. Yo. Niye? Neden? Niye? Ne yapacağım ben küçük tableti? Tamam, o zaman benim çizim tableti ve sana vereyim kendisi. Ya sen ne biçim pazarlık yapıyorsun? Lan işte kullanıyorum ben onu. İşte kullanıyorum. Seninkini istemedim ki. Yeni istedim. Benimkinin ortası karardı böyle. Abi yüzüme ne tükürüyorsun? Tükürdüm. Neden sen bir şey bahane ya? Allah Allah. Ne istesem yok diyorsun şu an. Tamam o zaman. Tamam, telefon alayım ya. Telefon güzel. Yo, telefonu tamam, alma. Tamam, 11'i bana ver. Ne yapacaksın 11'i? Ben kullanayım bir süre. Tamam, alayım ya, 12 alayım. Hafızasının daha çok olmasını istiyorum. Tam 128 GB'lık alacağım. Bir dakika, ben o telefonu istemiyorum. Ben telefonu doğum hediyesi olarak istiyorum. Tamam. O zaman ne isteyeyim? İsteyecek bir şey mi? Sen iddia neydi ki lan, ben unuttum. Bebek ne olacak demiştin sen. Bana göre saçları düz olacak. Kahverengi gözlü olacak ondan sonra. Normal bir standart. İnşallah ben kazanırım yani. İşte ya, ben de dedim. O yüzden telefonu riske atmak istemedim. Doğum hediyesi olarak çeviriyorum. Bunu seni istemiyorum. İyi, bilmiyorum ya. Of, tamam. Ne olsun, bir şey olsun. Tatile götür beni. Ortalık düzeylenince. Zaten gideceğiz. Sen bir şey istemeyi bilmiyorsun ha. Ne isteyeyim ya? Ya böyle hani olmasa da olacak bir şey iste. Mesela benim istediğim süper arabayla gezmek elzem bir şey mi? Değil. Keyfini yapacağız. Paraşütle atlayak o zaman. Niye? Çok tehlikeli. Ben de istiyorum ama paraşütle atlamak. Sütün kesilir. Ya kesilmez sana ne ya? Ne demek bana ne? Kesilir. Ya doğru doğurmaz atlamayacağım herhalde. Sana ne ya? Ya onu mu bekleyeceğiz ya? Böyle çabuk. Nisan, bir şey söyleyeceğim. Bak
Ne zaman ben bu tarz yamaç paraşütü desem, şöyle desem, böyle desem, şunu yapalım desem, böyle aktiviteleri hiç istemiyorsun. Kabul et işte. Gördüğüm zaman bunu yapalım dediğim zaman tamam diyeceksin. Antalya'da yapılıyor değil mi? Evet. Yamaç paraşütü falan. Evet. Tamam yapalım. Anlaşalım. İddiaya girelim. Yapmayanın. Ben de mi yapacağım? İkimiz de yapacağız tabii ki de. Arabayla nasıl ikimiz Tamam. gezeceksek? Tamam. Çocuğu kime bırakacağız? Çünkü anamlar bakar Tamam. hadi. Tamam. Anlaştık. İnşallah sen yenersin. Seninki daha eğlenceli. Hem çocuk da güzel Amin oluyor. inşallah. Okey, anlaştık. Hadi bakalım. Seda dedi ki, peki sen bu videoyu çok sonradan paylaştığında bunu daha önceden çektiğimize nasıl ikna olacaklar diye sordu. Seda şu an kaç haftalık hamilesin? 32. 33 artı 5. 33 artı 5. İstiyorsan karnına bir göster. Böyle. Vallahi hamileyim. Valla. Ama Yemin maden ediyorum. suyu içiyorsun bir taraftan. Yani şişmiş de Şişkin. olabilirsin. Yok yok. Gerçek. Bugünün tarihi ne? Onu da söyleyelim. 26 Aralık Cumartesi. 2020. Okey. Büyük ihtimalle çocuk doğduktan sonra bu videoyu unutacağız. Unutmam. Diyeceğim ne kadar güzel çocuk doğurmuşum, aman Allah. Hemen telefona girip böyle kiralık arabalar. Allah'ım, ben mi doğurdum? Anlaştık. Güzel. Kapıyorum. Kapa. Balım. Aşkım. Ne yapıyorsun? Dur, saçım çok kötüydü, bir daha gir. Tamam. Aşkım. Balım. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim bebeğim. Ya ben de çok gıdılı çıktım. Sen gir. Aradan geçen 2 senede biraz kilo almış olabilirim. Dur. Evet bebeğim. Aşkım. Bundan yaklaşık 2 yıl önce bir iddiaya girmiştik, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ben kazanırsam bana Ferrari alıyorsun. Ferrari alıyorum değil, Sen Ferrari kazanırsan kiralıyorum ben de ben. sana Nasıl paraşütü Ferrari? bindiriyorum seni. Ben de Ferrari alacak yok bir insan.
bir gününde Ferrari'ye binecektin sen. Nerede benim Ferrari? Kazanamadın. Niye ben kazanamayayım? Kazandım. Niye kazanamayayım? Esver dedim olmadı ama bronzlaştı. Kazanmış sayılırım. Kıvırcık saç tutmadı. Çocuğun saçı bile yok. Sen kazanamadın. 3'te 2 ve yaptığım için ben kazanmış oluyorum. O zaman ne yapacağız? Seni o zaman yamaç paraşütü yapacağız. Seni yamaçtan aşağı mı atacağız o zaman? Beraber yapacağız. Niye öyle beraber yapıyormuşuz? Çünkü beraber istedik yapmak. Bana ne, ben kaybettim. Ben niye paraşüt yapıyorum? Ama ben söyledim ki? Ya ben benim iddiam, benim tercihim yamaç paraşütü yapalımdı. Niye? O yüzden bana ayak uyduracaksın. Niye korktuğumu ima ediyorsun ki şimdi? Ben hiçbir şeyden korkmam. Aşkım hazır mısın böyle bir şeye? Hayır. Korkuyor musun? Korkmuyorum da. Yani yine de son dakika böyle binerken böyle bir şey, panik olurum diye bir çekincem var. Bana da öyle geliyor. Ben de şu an bir şey hissetmiyorum ama son dakika muhtemelen binerken böyle paniklemeye başlayacağım. Bir de yani şey, sanki konuştuk da böyle dinlenilmiş gibi sürekli Instagram'dan paraşütle ilgili bir şeyler okuduk böyle önümüze düştü falan böyle. Neden paraşüt firmalarına kötü yorum girilmiyor? Çünkü hepsi ölmüş. Neyse aşkım boş ver, korkma. Tamam, korkmuyorum. Korkmuyorsun değil mi? Hayır. Milyon başlaması için de insanın dualarını bekliyoruz. Amin. Evet, şimdi servisteyiz. Geldik mi? Ha, bitti. Çok yüksek çıkmadık ha. Aşkım buradan teleferik de gidilir. Ne diyorsun? Evet. Hayır. Onunla gideceğiz. Hayır. Evet aşkım. O karşıdaki çok yüksek yere mi gideceğiz? Evet. Hayır. Şimdi servisle yukarıları çıkıyoruz da geçtiğimiz yollara bir bakın. Az önce daha korkmuştu, şu an değil. Ama hakikaten çok yüksek bir yere çıkıyoruz kardeşim ya. Ben bana bu adrenalin şimdiden yetti. İncecik yoldan çok hızlı gidiyoruz. Midemiz bulandı. Yan taraf uçurum. Paraşüt iş nereden çıktı? Senden çıktı. Senden çıktı. Ben sen olmasam böyle işlere kalkışmam ki. Ya hayatımda renk katıyoruz işte. Daha ne istiyorsun? Nasıl bir renk lan bu? Hangi renk oğlum? Hangi renk? Kırmızısı. Tövbe. Ne biçim konuşuyorsun? Lafını geri aldım. Aldım. Evet. Ha iyi tamam. Bu ne ya? Geçtiğimiz yola bak kalk ya. Gözükmüyor ki. Baba hala daha çıkıyoruz. Hala çıkıyoruz. Allah'ın delisi. Senin yüzünden böyle... Niye evlendik? Niye evlendik seninle? Bir şey söyleyeyim. Çok hoşuma gidiyor böyle seni korkutmak. Dön bulandı benim ya. Çok krekler falan var mısın? He vardır. Dağ tepesinde hiç bu krekerler seni bekliyor. Bir metre sağ tarafı uçurum. Gıcık oluyorum ben sana. Hani böyle şeyler hep senden çıkıyor. Yok onu yapalım. Yok bunu yapalım. Evlenmeseydin kardeş. Suç bende. Ben kaşınıyorum ya. Bana rahatlatıyor anasını satayım. Ben rahatlattığı için zaten gittim Adanalı kızla evlendim ya. Üç tane de abim var değil mi? Hakikaten o dördümüz dağın en tepesine çıkıyoruz ha. Serviste falan getireceklerini düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim. Ben teleferikle böyle aynen, kolay bir yere çıkarız. Teleferik yalnız bir şey dedim. Telenkferinkle oraya rahat bir yere çıkarız. Oradan bir aşağı atlarız sanıyordum. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Aslında çıktık ya. Sabahsam benim uçağım sakin ama aşkım. İnsan gerildikçe gerildi. Yeter ya. Bitmiyor oğlum yol. Sol taraftaki manzaraya bak. Anneciğim. Oğlum nereye çıkıyoruz? Her kıtım ya. Hala çıkıyoruz lan. Sana o kadar öfkeliyim ki Seda. Bu vardı. Esmer Kırmayı'nda Ferrari'de gezindik şu an. Sen kahretmesin çünkü kadın. Ay midem bulamıyor. Ben minibüse geri gideceğim. Ben bu minibüse ben geri gitmem. Ben karar verdim. Ben adrenalinden hoşlanmıyorum. Adrenalin bana göre değil. Benimle evlendin. O da benim keriz demişti. Bir tane pilot 4 kez atlamış onu soruyorlar. Ne demek 4 kez atlamış ya? İşte gitmiş gelmiş. Ha bugün içinde. Ha okey. Dedim hayatımda 4 kez atlamış galiba. Oğlum tersi geliyor bunlar. Oğlum yukarı çıkıyorlar atlayınca. Aşağı gitmeleri gerekmez mi? Evet geldik. Şöyle bir etrafı göstereyim. Çok yüksekteyiz oğlum ya. Balım. Aşkım. Biz bayağı yüksekteyiz. Aşkım ne bekliyordun ya? Bu kadar yükseğini beklemiyordum. Şüpheleniyordum da. Hazır mısın? Evet. Sen önce yürü sonra koş diyeceğim tamam? Tamam. Mert as yapar mısın bana? Hazırsan. Yürü abi. Take off. Oha.
bana yaslan otur. Her şey yolunda mı? Evet. Vallahi teşekkür ederim. Çok süper. Güzel koştun. Çok iyi. Evet, uçuşumuza başladık. 1800'den devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, indik. Bence inanılmaz eğlenceliydi. Ben yani çok eğlendim. Seda'nın korktuğu ve abarttığı kadar kötü değildi. Bir şey diyeyim mi? Ya o yolu çıkmak çok daha korkunçtu ya. Onun geri kalanı çok kolay geçti. Evet ya, gerçekten. Ayakların yerden kesilince zaten inanılmaz, bak korkmuyorsun. İnanılmaz eğleniyorsun ve 15-20 dakika boyunca süzüldük. Ben çok huzurlu hissettim ya. Ben de çok huzurlu hissettim. Çok eğlendim ya. Oh. Yemek yiyelim. Mert bizi bir yemekçiye götür. Tam şoför olabilirim de buraları bilmiyorum. Dur bakalım. Tamam bak. Oğlum nasıl adamsın? Nasıl erkeksin lan sen? Oğlum görmüyorsun lan, ben esmerim lan. İddiayı sen kazandın oğlum lan. Git karına araba kiralat, Rolls Royce meselesi bir şeyler kiralat, git gezek lan, yürü git lan.